Kanal Urfa ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Gününe çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yaptığı ziyarete ilişkin Amasya'da açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Biz adaletli bir vergi sistemi için Sayın Erdoğan'a dün teklifimizi sunduk," dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün CHP Genel Merkezi'ne yaptığı ziyarete ilişkin Amasya'da açıklamalarda bulundu. Dün Sayın Erdoğan'la bir araya geldiğimizde emeklilerin maaşının derhal asgari ücrete çıkarılması gerektiğini ifade eden Başkan Özel şu ifadelere yer verdi. Dün Sayın Erdoğan'la bir araya geldiğimizde emeklilerin maaşının derhal asgari ücrete çıkarılması gerektiğini, asgari ücrete de bu ay sonunda enflasyon iyileştirmesi yapılması gerektiğini, açıklanan maliyetin altındaki 17 liralık çay fiyatının 25 liraya çıkarılması gerektiğini, açıklanan maliyetin altındaki 9.25 liralık buğday fiyatının 15 liraya çıkarılması gerektiğini Sayın Erdoğan'a ifade ettim. Daha sonra ziyaret ettiği Amasya Belediyesi önünde halka seslenen CHP Genel Başkanı Özel sözlerini şöyle sürdürdü. Kaynak mı arıyorsunuz? Kaynağı birlikte bulalım dedim. CHP olsa böyle yapmaz. 100 liralık verginin 65 lirasını dolaylı vergiden, elektrikten, sudan, mazottan, benzinden, çaydan, şekerden, sigaradan toplamaz. Dolaylı vergi fabrikatörle fabrikanın bekçisine aynı vergiyi verdirmektir. %68 vergi böyle toplanmaktadır. %21 de hepimizin aldığı maaşlardan gelir vergisi olarak kesilmektedir. %89. Geriye %11 kimin verdiği vergidir? Zenginlerin verdiği. %11 çok para kazananların, servet sahiplerinin verdiği vergidir. Aslında adaletli vergi tam tersi olmalıdır. %90'ı kazananlar vermelidir. %10 çalışanların maaşından gelir vergisi kesilmelidir. Çok kazanandan çok, az kazanandan az, hiç kazanmayandan hiç vergi alınmamalıdır. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde şoklanmış, etiketsiz ve izlenebilirliği belli olmayan poşetler içinde yaklaşık 10 ton tavuk ele geçirildi. Haliliye Belediyesi Zaptı Müdürlüğü ekipleri de ele geçirdikleri tavukları imha etti. Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından vatandaşların sağlığını korumak için yapılan rutin denetimlerle gıda satışı yapan işletmeler sıklıkla denetleniyor. Bu kapsamda gelen ihbar üzerine zabıta ekipleri Sırrı Mahallesi'nde bulunan bir soğuk hava deposuna baskın düzenledi. Gece geç saatlerde yapılan baskınla etiketsiz şekilde şoklanmış tavuk eti ve kemiğine rastlandı. Gıda Tarım İlçe Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimlerin de hazır bulunduğu denetimde yapılan incelemeyle ton tavuk ve ürünlerinin kokmuş ve bozuk olduğu belirlendi. Kapsamlı denetimde el konulan 10 ton kokmuş ve bozuk tavuk eti Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından imha edilmek üzere çöp merkezine taşındı. Yabancı uyruklu bir vatandaşın kullandığı öğrenilen soğuk hava deposunun ruhsatı olmadığı da tespit edildi. Tutanak hazırlayan ekipler işletmeyi mühürledi. Değerli izleyenler, Şanlıurfa'da kuduz risk bölgesindeki hayvanların toplatılmasına karşı çıkarak muhtarlık ofisini basıp kapı ve duvarlara katil yazan 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Öte yandan 28 köpeği mevzuata aykırı şekilde verdikleri gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi'ne de para cezası kesildi. Muhtar da olmuş değil,
duvarlarına yazı yazıyorlar. Şanlıurfa'da önceki hafta bir vatandaşı ısıran köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı. Vatandaş hastanede tedavi altına alınırken kuduz köpekse öldü. Yaşanan olay sonrası Eyyubiye ilçesine bağlı Batıkent mahallesinde kısmi karantina başlatıldı. Mahalleye giden belediye ekipleri muhtar Halil Kaya ile birlikte köpekleri uyuşturucu iğneyle bayıltıp toplamaya başladı. Bir vatandaşın olay günü kuduz köpeği orantısız güç kullanarak yere yatırma görüntüleriyle belediye ekiplerinin bayılttıkları köpekleri ayaklarından tutup gelişi güzel aracın kasasına atması cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası Türkiye'nin değişik illerinden gelen hayvanseverler basın açıklaması yaptıktan sonra Batıkent mahallesine giderek muhtarlık ofisinin kapı ve duvarlarına katil yazdı. Kimse köpek öldürmedi. Mahalleli ve muhtarın yakınlarıyla da tartışan hayvanseverler daha sonra bölgeden ayrıldı. Batıkent Mahalle Muhtarlığı'na giderek katil yazan kişiler hakkında valilik tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmada yazı yazan kişinin de aralarında olduğu 4 kişinin kamu malına zarar verme, hakaret ve tehdit suçlamalarıyla yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan Siverek'te bulunan barınaktaki 28 köpeği mevzuata aykırı bir şekilde yaşama tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı'ya verdikleri gerekçesiyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne de cezai işlem uygulandı. Belediye ve işlemi gerçekleştiren kişilere idari para cezası uygulandığı belirlendi. Yaşama tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı, sokak hayvanlarının toplatılmasını protesto etmek için geldiği Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait barınaktaki bazı köpekleri araca yükleyerek Ankara'ya götürmüştü. Kuduz risk bölgesindeki hayvanları Ankara'ya götürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Boyacı tutuklanmış, köpekler ise koruma altına alınmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya'da düzenlenen Kuyu 5 operasyonlarında 5 ayrı suç örgütün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucu 4 elebaşının da aralarında bulunduğu 57 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri, KOM Şube Müdürlüklerince Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya'da Kuyu 5 operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda Hatay merkezli Ömer Kartopu'nun, Hatay İskenderun'da Ali Akın'ın, Ankara'da Alper Aksoy'un, Çankırı'da Recep Armağan'ın ve Konya'da cezaevinde olan Faris Çokkaynar'ın elebaşlığını yaptığı 5 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucu 4 elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 57 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu 17 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet kuru sıkıdan çevirme tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek, senet ve çok miktarda Türk lirasına el konuldu. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan şok uygulamalarda 16 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, kentin güven ortamının devamlılığı için suç ve suçluların tespiti ve yakalanmasına yönelik şok uygulamalar gerçekleştirmeye devam ediyor. 11 Haziran günü yapılan şok uygulamalarda 15.504 şahıs, 2.643 araç ve 175 motosiklet kontrol edildi. Denetimler sırasında 16 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alınırken 26.70 gram narkotik madde ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şok uygulamalarda 6 araca trafik kurallarına ihlalden idari para cezası uygulandı. 4 araç trafikten men edildi ve 2 hacizli yakalamalı araç ele geçirildi. Müzik
Şanlıurfa'da başıboş köpekler Atatürk Bulvarı'nda birbirlerine saldırdığı, vatandaşların tekmelerle ayırdığı saldırgan köpeklerin boğuştuğu korku dolu anlar kameraya yansıdı. Kuduz köpek olayı, köpek ölümleri, barınak sorunu gibi olaylarla gündemden düşmeyen Şanlıurfa'da sürü halinde gezen köpekler vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Kentte Kırsal Payamlı Mahallesi'nde 30 Mayıs'ta Ufuk Kaya ve Batıkent Mahallesi'nde 4 Haziran'da Mustafa Şeyh'e saldıran sahipsiz köpeklerde kuduz tespit edilmiş ve mahallelerde karantina uygulaması başlatılmıştı. İki mahallede karantina uygulaması devam ederken şehrin hemen hemen her noktasında gezen sürü halindeki köpeklerse korkuya neden oluyor. Şehir merkezinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı Atatürk Bulvarı'nda sürü halinde gezen köpekler bir anda birbirlerine saldırdı. Trafiği aksatan, vatandaşları tedirgin eden köpeklerin boğuştuğu korku dolu anlar kameraya yansıdı. Boğuşan köpeklerin kavgasını vatandaşlar tekmelerle ayırdı. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bir vatandaşa ait yüzlerce zeytin ağacı gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kökünden kesildi. Tarlaya giden vatandaş oturup yıllarca emek verdiği ağaçlarına baktı. Şanlıurfa'da kimliği belirsiz kişiler tarladaki zeytin ağaçlarına zarar verdi. Edinilen bilgiye göre olay Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Kovancık Kırsal Mahallesi Esen Mezrası'nda yaşandı. İddiaya göre sabah tarlaya giden bahçe sahibi Cebbar Esen yaklaşık 1000 kök zeytin ağacının kökünden testereyle kesildiğini gördü. Geçen senede yaklaşık 3500 kök zeytin ağacı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesilen Esen karakola giderek şikayette bulundu. Geçen senede aynı tarlada 3500 civarında ağaç kesildiğini söyleyen Esen şöyle konuştu. Geçen sene tekrardan bu ağaçları kestiler. 3500 civarı bir ağaç kestiler. Gerekli mercilere müracaatta bulundum. Jandarmaya, Hilvan Kaymakamlığına. Fakat herhangi bir sonuç alamadım. Hiçbir insanın vicdanı, yüreği bu ağaçları kesmeye el vermez. Bir ağacı eken, kurtaran, bütün insanlığı kurtarmış gibidir. Bir ağacı katleden, kessem, bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Yetkililerden ricamız, bu olaya bir el atmalarını istiyorum. Rize'den bir haberle devam ediyoruz. Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi'ne giren Kur'an kursunu okuyan 6 öğrenci akıntıya kapıldı. Feci olayda 4 öğrenci kurtulurken arama kurtarma ekipleri 2 öğrencinin cansız bedenine ulaştı. Rize Ardeşen'de öğrencilerin serinlemek için Fırtına Deresi'ne girmesi faciayla bitti. Dereye giren 6 öğrenciden 4'ü sağ kurtuldu. İkisinin ise cansız bedeni bulundu. Fırtına Deresi'ne giren Tulunoğlu Dursun Efendi Erkek Kur'an kursunda okuyan 6 öğrenci deredeki akıntıya kapıldı. Öğrencilerden ikisi kendi imkanlarıyla akıntıdan sağ kurtuldu. Çevredekiler de 2 öğrenciyi kurtardı. Derede kalan 2 öğrenci için Akut, Afat ve Jack seferber oldu. Yapılan arama neticesinde 2 öğrencinin cansız bedenine ulaşıldı. Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinde çocukların kavgasına ailelerin de karışması sonucu 2 kişi yaralandı. Şanlıurfa'da yıllardır bitmeyen cehalet kavgası bu kez Birecik ilçesinde yaşandı. Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde iddiaya göre çocukların kavgasına büyükler de karışınca kavga büyüdü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavga yeri adeta savaş alanına döndü.
İki kişinin yaralandığı olaya polis ekipleri müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Şanlıurfa'da binlerce gencin üniversite hayallerine kavuşmasına destek olan Eyüpiye Belediyesi sınav hazırlık merkezleri ve eğitim otaklarında 2024-2025 eğitim öğretim yılı kurs kayıtları başladı. Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un büyük önem verdiği ve gençlerin eğitimde başarılı olmaları için tüm imkanları seferber ettiği Eyüp Nebi Sınav Hazırlık Merkezi, Eyüp Kent Sınav Hazırlık Merkezi, Süleyman Şah Gençlik Merkezi ve eğitim otakları yeni dönemde de üniversite sınavlarına hazırlanacak gençlerle dolup taşacak. 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları sınavının ardından üniversite adayı gençler 17 Temmuz'da açıklanacak sınav sonuçlarını heyecanla beklemeye başlarken Eyüpiye Belediyesi sınav hazırlık merkezleri ve eğitim otakları da kısa bir tatil dönemine girdi. Tatil sürecinde bakım, onarım ve detaylı temizlik gibi çalışmaların yapılacağı sınav hazırlık merkezleri ve eğitim otakları yeni dönem hazırlık kursları için de kayıtları almaya başladı. Lise son sınıf ve mezun öğrencilerin kayıt yaptırabildiği kurslarda kontenjanların sınırlı olduğu belirtildi. Uzman öğretmenler tarafından üniversite sınavlarına hazırlanan gençlere derslerin verildiği, deneme sınavları, soru bankaları ve kaynak kitapların Eyüpiye Belediyesi tarafından temin edildiği merkezler ve eğitim otaklarında sınavlara hazırlanan öğrenciler bilgisayar salonu, kafeterya ve etü salonlarından da ücretsiz faydalanıyor. Yeni eğitim öğretim yılında Batıkent, Toki, Ruha, Yenice ve Akabe mahallesinde 4 eğitim otağı daha hizmete sunulacak. Değerli izleyenler, İstanbul Ümraniye'de kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmenlerle konuşmak için okula giden İbrahim Durmaz, tartışma yaşadığı öğretmenlerden birini yumrukladı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Sen benim babamın arkasından koşamazsın. Ulan, o değil senin. İstanbul Ümraniye'de kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle okul idaresiyle konuşmak için okula giden İbrahim Durmaz, öğretmenler odasında Vedat Kömür ve Orhan Bozkurt'la tartışmaya başladı. Sen benim babamın arkasından koşamazsın. Ulan, o değil senin babamın. Bana ne diyor musun? Ben buraya efendim. Bana ne diyor musun? Sen benim babamın arkasından konuşamazsın diyen Durmaz, öğretmenlerden birine yumruk attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki bir lisede öğretmeni darp eden şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Sen benim babamın arkasından koşamazsın. Ulan o değil senin. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmenler odasında bir öğretmene yapılan fiziki saldırı ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığını belirtti. Sen benim babamın arkasından koşamazsın. Diyarbakır'dan kaza haberleriyle devam ediyoruz. Çınar ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün ve hafif ticari aracın karıştığı iki ayrı kazada 26 kişi yaralandı. Diyarbakır'da meydana gelen iki kazada 26 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde Çınar ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan minibüs Ovama mevkiinde kamyona çarpması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazada minibüste bulunan 30 işçiden 22'si hafif yaralandı. Kazanın 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer kaza ise ilçenin Çakırkaya köyü mevkiinde hafif ticarinin sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazada araçta bulunan 7 kişiden 4'ü yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. Kuveyt'te bir binada çıkan yangında 41 kişi hayatını kaybetti, en az 40 kişi ise yaralandı.
Kuveyt'in Mangaf bölgesinde 6 katlı bir binada yerel saatle saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre bir firmada çalışan yaklaşık 160 kişinin yaşadığı binada meydana gelen yangın nedeniyle 41 kişi öldü, en az 40 kişi ise yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken İçişleri Bakanlığı binanın sahibiyle işçilerin çalıştığı firma sahibinin gözaltına alınması için polise talimat verdi. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 gün önce düzenlenen düğün merasiminde 9 kişinin yaralandığı havai fişeğin kontrolsüz patladığı an be an cep telefonu kamerasına yansıdı. Diyarbakır'da halay çekenlerin arasına düşen havai fişek 9 kişiyi yaraladı. Olay Silvan ilçesi Kırsal Beypınar mahallesinde düzenlenen bir düğün merasiminde meydana geldi. Düğün sırasında kontrolsüz bir şekilde patlatılan havai fişekler nedeniyle aralarında damadın da bulunduğu 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Silvan Doktor Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan biri Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi. Düğünde havai fişeğin kontrolsüz patladığı ansa bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Allah-u Teala'nın Beytullah'ın en nasipliler baba kucağında tavaf ederek gözlerini dünyaya açanlar Kabe'yi muazzamada çocuk olarak bulunmak zamanın belki de en güzel anları. Çocuklar Kabe'de günahsız olarak tavaflarını yapıyorlar. Çocuklar Kabe'de günahsız olarak tavaflarını yapıyor. Küçük yaşta Kabe'yi tavaf edenlerin zeki oldukları, akıcı konuşmaları ve ibadetlere ilişkin detaylı bilgilere daha küçük yaştan vakıf olmalarından anlaşıldığı belirtildi. Babalarının kucağında tavaf eden bebeklerse etrafa saçtıkları gülücüklerle geleceğin ışığı olarak ilgileri topluyor. Her ebeveynin zor olmadı mı sorusuna verdiği cevap her zaman aynı oluyor. Rabbim büyük kolaylık verdi. Hiçbir zorluk hissetmedik. Emzirmeleri de uyumaları da hepsi düzene girdi. Bütün terslikler Mekke-i Mükerreme'de bitti diyorlar. Kabe'ye girişte çocuklara hiçbir sınırlama yok. Onlar geçiş üstünlüğüne sahipler. Sabi günahsız olmaları anne ve babaları için de kapıların hemen açılmasını sağlıyor. Çocuk ağlama sesi Kabe'de hiç yok. Onlar tavaf ederken Beytullah'tan sonra gözünüze çarpan minik ellerin hareketi ve küçük yüzlerin tebessümüdür. Zorluklara göğüs gererek bebeğiyle mukaddes yolculuğa çıkan anne ve babalar büyük lütufla dönüyorlar memleketlerine. Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı bir lütuf daha ekleyerek çocuklar için bir eğitim merkezi hazırladı. 6 görevli 2 ila 12 yaş arası hacı çocuklarına Dar Hadi Otel'deki kreş kısmında güzel eğitim veriyor. Yeme içme adabından dualara, ilahilere kadar yeni bilgiler öğretiyorlar. Burada da güzel vakit geçiren minikler güzelce nasiplenip memleketlerine dönüyor. Değerli izleyenler, ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Tekrardan karşınızda olmak dileğiyle, hoşça kalın.